bakanın yani. İlgisi var mı bir kadına? Yok mu? Başka birinden hoşlanıyor mu? İlişkiye girer mi? Kalırsanız evde yarından sonra görürüz zaten. Ben zaten gitmek istiyorum. Bu bir. İkincisi orada Öykü'yle konuştum. Öykü'ye de kardeşim dedim. Ha çok açıklık getirmemi istiyorsanız. Öykü kusura bakma. Özür diliyorum. Öykü'yle Berker arasındaki problemi halletmem için Berker'le benim yakınlığımı bildiği için benden bir yardım istedi. Öykü benim kulağına ne demiş? Benden bir yardım istedi ve bunun da ben yardım edeceğim ama dinlenmesin. Hani insanlar konuşmasın bunu diye benden yardım istedi. Ben de dedim ki tamam kardeşim sıkıntı yok. Ben dedim sana yardımcı olacağım dedim. Yaptığı hataları ben kabul etmememe rağmen kabul edecek bir adam değildim. Dedim ki bana affetmeyi öğreten kadın özürlerini, yalvarmalarını kale alıp affettim. Tekrar hayatımı aldım. Bana iftira attı. Dedim ki bana niye iftira attın dedim. Bir şey söyleyeceğim. Niye iftira attın dedim. Dedi ki kıskandım. Dedim ki insan kıskandığına bağırır, çağırır, iftira atar mı dedim. Yaptım bir kere dedi. Kusura bakma dedi. Sevdiğim için ben yuttum. Ben kıskanayım diye hala geldik bugün gene aynı şeyi konuşuyoruz. Gene iftira atıyorsun. Çocuklar çok güzel, çok ayıpsız ayrıldınız. Ya kayıt altında izlensin ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel ayrıldınız. Gitmiş bu bir izlensin ya. Gerçekten bu izlensin abi. Tek başına sen izlenmeyi bırak. Rabia bize iddianı söyle. Gökhan Sibel'den mi hoşlanıyor? Bilmiyorum, onun farkında değilim. Niye, onu o zaman yanına gitmiş gitmemişler bize ne? Ve ben buradayım diye ve bana aşk acısı çekecek tabii Rabia falan yapıyor. Ben burada ben bir haftadır zaten ağlayacağım kadar ağlamışım. Senin için. Gamze'ye dedim ya bu değil mi dedim beni seven kadın, aşk acısı çeken kadın. Bu kahkaha niye atıyor dedim, size sordum hatta. Sormadın mı? Aynen, ben de onu söylüyorum zaten. Seven bir kadın. Ben Rabia'nın yanında sordum bu soruyu. Dedim ki Rabia'nın da. Çocuklar, sevginin gerçekliğini ölçecek bir gramaj yok. Sen beni kullandın ya, bir kadına nasıl sürpriz yapılır? Bunu göstermek için beni kullandın ekran önünde, anladın sen mı? Bunu ciddi mi söyledin? Bir bayana nasıl ben bunu istediğim her kadına yapabilirdim. Bir bayana nasıl ilgi gösterildi? Yapan da beni, harcayan da beni, emek veren de beni. Beni kullandı. Bana bak, Rabia, alttan konuşuyorsun, bilerek yapıyorsun bak, bunu. Susacaksın, alttan konuşmayacaksın. Şöyle bir şey. Bugüne kadar benim, ben buraya ilk girdiğim gün şu gelinlere beni adım attığım gün dedim ki benim gece hayatım var. Ben böyle bir adamım, ben şöyle bir adamım. Ben sürpriz yaparken ben yaptım. Ben günümden verdim, ben emek verdim, işte ben uğraştım, ben çabaladım. Bunu sen değil, bunu herhangi bir kadına da yapabilirdim. Senin kahrını beni o kadar çekmezdim. Beni kurban seçtin işte. Senin neyini kullanacak? Beni kobay seçtin. Allah Allah, sanki sürprizi yapan o. Şöyle bir şey Seda'nın ben... Saçmalıyor Seda'nın. Sürprizi yapan benim. Ben bir dakika ya. Niye sevgili bir dakika abi konuşacağım. Konuşacağım bir tamam. Bir dakika Gamze. Bu yalandan. Sürprizler yapılırken farkında değildim. Son işte birkaç haftadır bir fikirlerim yerine oturdu zaten. Sen 3 haftadır bana yalvarıyorsun barışmak için. Ya bir anlatayım abi, dinle. 3 haftadır bana niye yalvarıyorsun barışmak için bitirdiğinde? Hani Rabia bir şey yapmıyordu? Hani Rabia bir şey yapmıyordu? Bak yalvarıyormuşum, gördün mü? Demek ki seviyormuşum. Sürprizleri yapan, yemekleri yapan, bana sürekli bunları getiren adam dışarıda neden aynı ilgiyi göstermiyor acaba? Dışarıda niye sormuyor acaba? Söyleyeyim. Ya Rabia bir ihtiyacın var mı? Kötü müsün, hasta mısın? Şöyle misin, böyle misin? Aramıyor. Hani ben burada bir şey yaşıyorum, gidiyorum, aramıyor. Söyleyeyim. Neden? Dışarıda kendisi kurduğu ortamlardan, gezdiği arkadaşlardan dolayı zaten biz bunu. Evden dışarı çıkıyorum be. Git sor saatime bakıyor. Saatime vallahi ispatla. Dışarıda kurduğu arkadaşlıklar ve ortamlarından dolayı zaten biz bugün bu durumdayız. Geldiğimiz seviye bugün bu yüzden oluyor. Zaten biliyorsunuz ki kavgamız bu yüzden de dışarıda seni aramıyor, sormuyor dediğim muhabbete gelince de aranacak, sorunacak bir durum bırakmıyorsun ortada. Çünkü dışarıda değişik ortamlarda oluyorsun. Abi setten çıkıyoruz, aramıyorsun. İyi olsak da aramıyorsun. Ben bekliyorum bu sefer Gökhan arar bilmem aradın ne. Çocuklar, ya ben sizce, ayrılmadan önce zaten arıyordum siz beraber misiniz şu an, değil misiniz? Değiliz ama işte iftira. O zaman geçmişe mazi. Bu konuyu kapatıyorum. Barışmak istediğinize karar verirseniz geçmişte ne olduğunu tartışırsınız. Sen yeter ki sen...